için, hak için, emek için, özgürlük için. Uyansın çırağımız. Darda Hallacı Mansur, darda bir sultan, derisi yüzülen Nesimi ve cümle yol erenlere aşkına. Yaşadığımız ülkede alevi sorunu var mıdır? Vardır. Bu sorun yeni bir sorun mudur? Yeni bir sorun olduğunu söyleyemeyiz. AKP hükümetiyle başlamadığı gibi AKP hükümetine çözebileceği bir sorun değildir. Alevi sorunu esasında 1000 yıllık bir sorundur. Egemenler tarafından hep yok saymış, Alevi toplumu ötekileştirilmiş, yetmedi katliamına maruz kalmış, yetmedi şu an kansız katliam dediğimiz kansız bir asimilasyon politikleri karşı karşıya olduğunu ifade etmek istedim. Cumhuriyet tarihinden beri esasında yaklaşık 100 yıllık Cumhuriyet tarihinden beri bu ülkenin kurucu ana unsurlarına olmasına rağmen ancak ne Alevi toplumu ne de inancı maalesef ki tanınmadı, yasal güvenceye kavuşturulmadı. Dolayısıyla Alevilik sorunu derin bir sorundur. AKP hükümetinden önce devam eden bir sorundur ve AKP hükümetiyle birlikte son 20 yıldır daha da karışık ve katmerleşen bir sorun haline gelmiştir. Son çıkartılan gerek torba yasası olsun gerekse de Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çözülebilecek bir sorun hiç değildir. Tam tersine hem torba yasası hem de Cumhurbaşkanı kararnamesinin çıkartılmasının esasında Alevilik sorunu daha karışık bir hale getirerek Aleviler arasında ayrıştırma yaratmak, Alevileri çatıştırarak bir iktidar planı devrede olduğunu ifade etmek isteriz. Özellikle İktidar partisi tarafından, hükümet ortakları tarafından Alevi sorunluluk da konuşulması, Alevilerle ilgili olumlu, sözde olumlu adımlar atıldığı iddia edilmesinin temel bir sebebi vardır. Yaklaşan seçimle birlikte Alevilerden oy devşirmektir. Alevi toplumuna gerçekten de kendilerince hoş görünerek, yani Aleviliği tanıdığını, Alevilerin inanç merkezini tanıdığı düşüncesinden hareketle bu anlamda Alevilerin oyunu kazanmak istiyorlar. Ama Aleviler öyle 3-5 çimentoyla, cemevi inşasıyla, doğalgazın, su faturasının, elektrik faturasının ödeyecek bir iktidarın artık bu politikalarına karşı karnları toktur. Çünkü yüzdeci deneyimi vardır. Devam eden iktidar hiçbir zaman Alevilere eşit yurttaşlık yaşamak konusunda hiçbir şekilde güvence vermemiştir. Dolayısıyla Alevilerin bu konuda güven sorunu vardır. Son çıkarılan iki düzenlemeye bakacak olursak esasında bir sorun olduğu konusunda tamam bir şey var. Ancak gerek Cumhurbaşkanı kararnamesi olsun. Cumhurbaşkanı kararnamesine bakıldığı zaman sadece Cemevi ile ilgili bir düzenleme vardır. Sadece Cemevi ile ilgili bir düzenleme vardır. Keza yine 15 Kasım'da çıkartılan ve 5-6 maddesi ise Cemevi ile ilgili düzenlemeyi içeren torba yasasına baktığımız zaman yine sadece Cemevi ile ilgili düzenleme vardır. Oysa Alevilerin sorunu tek başına Cemevi'nin sorunu değildir. Cemevi esasında Alevi sorunun bir parçasıdır. Yıllardır bize şunu söylediler. Aleviler kendi arasında anlaşamıyor. Aleviler önce kendi arasında ortaklaşsın, biz sorunu ona göre çözeceğiz. Alevi'de şöyle bir şey vardır. Yol bir, sürek bin birdir. İki farklı Alevi köyüne bile Alevilerin inanışı, ibadeti farklılaşırken siz bizim zenginimizi tek tipleştiremezsiniz. Devletin istediği tam da budur. Şu an devletin temsilcisi, devletleşen AKP iktidarının istediği tam da bu gelenekçi zihniyetten hareketle tek tip bir Alevi yaratmaktır. Tek tip Alevi nasıl olacak? Geleneğe uygun bir şekilde nasıl ki Türk-İslam sentezi düşüncesine hareketle Türk tipi bir İslam modeli şu an yürürlükte ise aynı şekilde bu modele benzer bir Alevi modeli yaratmak istiyorlar. Bu model kapsamında ne vardır? İtaatkar bir Alevi istiyorlar. Devlete bağlı bir Alevi istiyorlar. Devlete bağlı bir Cemevi istiyorlar. Devlete bağlı dede değil de dede adı altında devlete bağlı memur istiyorlar. Tümden Alevilerin karşı olduğu şeyler.
Alevilerin talepleri nettir, somuttur, açıktır ve alenidir. Alevler kendi aralarında anlaşmıştır. Alevler çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Alevilik homojen bir yapıya sahip değildir. İçinde birçok unsuru barındıran zenginlik kaynağı dediğimiz tıpkı aşure malzemesi gibi çoklu bir yapıya sahiptir. Her zaman çoğulcu bir anlayıştan yanadır. Çok kimlikli bir yapıdır. Dolayısıyla Alevilerin talepler konusunda zaman zaman kendi aralarına ayrışması da hayatın olağan akışına uygun bir şeydir. Ama bir gerçeklik vardır. Şu bir gerçekliktir. Sorunlar ortak sorundur. Zorunlu dersin uygulanması bir sorun mudur? Sorundur. Tüm Alevler ilgilenen bir sorundur ve Alevler dışında farklı inançlarla ilgilenen bir sorundur. Cemilerin halim ibadethanesi tarafından kavuşturulan bir sorun mudur? Sorundur. 2 Temmuz 93 Sivas Manimat'a ciddi anlamda bir Alevi katliamı yapıldı. Halen buranın müze olmaması bir sorun mudur? Tüm Alevler azından bir sorundur. Yine Alevi köylerine cami yapılması uygulanması bir sorun mudur? Sorundur. İmar düzenlemesi kapsamında ibadet yerleri sayılırken cem evleri ibadetinin olmaması Aleviler için bir sorun mudur? Sorundur. Halen başta Hacı Bektaş derken olmak üzere Alevilerce kutsal sayılan birçok kutsal yerlerin devlet tarafından el konularak başta Hacı Bektaş derken olmak üzere müze statüne çevrilmesi, dönüştürülmesi Aleviler için bir sorun mudur? Sorundur. Ve mal mülklerine bir gece yarısı yasası el konulması tüm Alevi toplum açısından bir sorundur. Dolayısıyla sorunlarımız ortaktır, çözüm irademiz ortak olmak zorundadır. Bu çalışmamızın temel amacı, evet, hükümet politikasında bir değişim yoktur, yaklaşan bir seçim vardır. Asla Aleviler oy malzemesi olarak görülmeyecektir ve kendimizi bu alanda yedirmeyeceğiz. Bu alanda demokratik mücadelemizi ortak bir şekilde sonuna kadar devam ettireceğiz ve ne gerekiyorsa demokratik zeminde bütün çalışmalarımızı, eylem etkinliklerimizi bu bağlamda yapmak konusunda bir ortaklaşmamız vardı. Hemen takip eden süreçte peki hükümet kanadı ne yaptı? Son bir buçuk yıldır cemevlerini bir yoklamaya başladılar. Alevi kumlarını yoklamaya başladılar. Yani cemevlerine adım atmanın zemini oluşturdular. Bir şeye ihtiyacınız var mı? İşte tadilatıdır, boyasıdır, suyudur, elektrik faturası vesaire gibi şeyler bir yoklama çektiler. Ve Türkiye'de mevcut bütün cemevlerini tek tek gezerek not aldılar. Akabinde devam eden süreçte en son yaşadığımız Muharrem 10. birinci günü Ankara'da 3 cemevi ve bir Alevi kuluna saldırı oldu. Bakınız bu saldırı bile halen gerçek yüzü aydınlatılabilmiş değil. Bu saldırı bile bir plan dahiline gerçekleştirildi. Ve sonradan anlıyoruz ki saldırıdan hemen sonra birçok hükümet yetkilisinin ve burada bulunan yerelde bulunan mülki idare temsilcilerin şimdi AKP'nin temsilcisi gibi olmuş durumdalar. Alevi kurumlarının ziyaret etmesi, cemevlerinin ziyaret etmesi, yardımcı olmaya çalışmaları hayra alamet değil. Biz bu yaklaşmayı samimi bulmuyoruz. Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hüseyin Gazi cemevini ziyaret etmesi ki bu ziyaret de değil aslında. Önceden planlanan bir şey ve ziyaret yaparken normalde ev halkından sayarsın sen Alevi hukuku gereği, Alevi yolu gereği. Nasıl bulduysa öyle gidersin ve öyle mihman olursun. Ama burada ne yaptılar? Bir hafta öncesinde bir hazırlık yaptılar. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla ve dergahımızda, cemimizde bulunan Aleviliğe ait figürleri tümden değiştirerek, ters yüz ederek kendilerine göre bir takım sanatsal sergiler bıraktılar. O şekilde cemevini ziyaret ederek Alevi toplumu aslında sizin yanındayız diye bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Ama Alevi, bilinçli olan Alevi toplumu artık bu tür şeylere karnı toktur. Bu ziyareti son derece yadırgadı. Ve bu tür ziyaretlerin olmaması gerektiği konusunda da uyarılarımızı açıklamamız da yadırgadı. Devam eden süreçte Hacı Bektaş dergahına ziyaret yaptılar. Yine devam eden süreçte geçtiğimiz Ekim ayının başında 7 Ekim 2022 tarihinde Şahkulu dergahına yine bir ziyaret yaptı. Ve yanına yandaş birkaç Alevi, sözüm ona Alevi dedesini alarak bu şekilde bir fotoğraf verdiler. 8 cemevin temelinin burada attığını söylediler. Yani şimdiye kadar cemevlerini tanımayan, yasal statü vermeyen, yasal statü vermek istese de elinde böyle bir yetki olduğu halde özellikle vermek istemeyen AKP hükümetinin ne oldu diye sorulmak lazım. Dolayısıyla biz bunu samimi bulmadığımızı söyleyerek biz diyoruz ki bu devlet anayasada laik devlet olarak geçmektedir. Laikliğin gereği neyse bu laikliğin gereğini uygulayın. Laik devlete Diyanet İşleri Başkanı olmaz.
Biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kabul varlığını kabul etmezken, nakb edilmesi gerektiği, tüm personel kadrosunun dağıtılması gerektiği, bütçesinin devlet kamu bütçesine atılması gerektiği konusunda yıllardır devam eden mücadelemiz, talebimiz varken, cemevlerinin halen statüye kavuşturulmamış, yasal anlamda tanınmamış cemevlerinin bir Cumhurbaşkanı kararnamesi diye hukuka aykırı olan bir kararname ile doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanmasına biz zaten karşıyız. Bu alevlerin talebi değildir.